Kuyum Haber'den herkese merhaba. Bugün de güzel ilimiz Doğu'nun incisi Van'dayız. Van'da da kuyumcu esnaflarımızın işleri bugünlerde oldukça yoğun. Kuyumcu esnaflarımız genellikle Cumhuriyet Caddesi'nde toplanmış durumda. Hem düğün sezonunun yaklaşması hem de özellikle vatandaşın yatırımlık altın alması kuyumcu esnaflarımızda yoğunluğa sebep oluyor. Peki onlar bu süreci nasıl görüyorlar? Hemen mikrofonu isterseniz Vanlı kuyumcu esnaflarımıza uzatalım. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ben başkanın babasıyım, Kasım Bey. Hı-hı. Evet. Efendim kaç yıldır kuyumculuk sektöründesiniz? 17-18 yıla girdi. 17-18 yıl oldu maşallah diyelim. Özellikle tabii Van'da bu bölgede altın seviliyor vatandaş tarafından. Evet, çok seviliyor. Hangi daha çok takılar tercih ediyor? Genellikle bizim bu yörenin altınları Hint, 22 er. Özellikle herhalde böyle ağır modeller değil mi? Böyle ağır modeller. Her düğünde takılıyor genellikle. Düğünlerde tabii. Düğünlerde. Kız tarafı istiyor. Kız tarafı muhakkak istiyor. Olmazsa yok mu? Yok. Düğün yok. Düğün yok. O zaman erkeklerin işi biraz... Vallahi biraz daha zor. Evet. Kaç gram oluyor mesela bunlar? Bunlar 400 gram, 500 gram, 600 gram. Hı-hı. Evet. Set olarak değişiyor. Yani peki bunlarla iş bitiyor mu yoksa bilezik de oluyor mu ayrıca? O bilezik. Buna yanında bilezik olur, yüzük olur, pırlanta olur. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, ben İbrahim Yıldız, Van Safir Kuyumculuk. 1990'dan beri hizmet vermekteyiz. Baba mesleği olan bir şey. Tabii biz daha genciz inşallah. Önümüzde uzun yıllar var. Mesleği yapmaya devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Tabii Van'da caddeler, sokaklar oldukça hareketli. Peki işler nasıl? İşler de hareketli. Şu an zaten yükselip düşük olduğu için millet sadece şu an sarrafiye grubuna giriyor. Önceden herkes yüzük alırdı, küpe alırdı. Şu an herkes yatırım amacı olarak düşünüyor. Altın 1500-1600 bantlara çıkacağını düşünerek herkes şu an bileziktir. Yarım altını, çeyrek, gram altınlara daha çok yöneldi. Şu an o yüzden takı ürünleri daha az. Ama gidiyor. Sarrafi grubu daha çok iyi revaçta bu arada. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Fatih Çiçek. Fatih Bey, kaç yıldır sektörümüzdesiniz? 12 yıldır. 12 yıldır sektörümüzdesiniz. Evet. Van'da nasıl, özellikle caddeler hareketli, düğün sezonu başladı mı, sizde hareket başladı mı? Bizde de hareketler başladı. Zaten piyasanın artmasından dolayı biraz canlılık var piyasada. Onun haricinde iyi gidiyor çok şükür. Hı hı. Bu bölgede tabii özellikle altın seviliyor. Evet. Düğünlerde falan da isteniyor, takılıyor. Neler daha çok tercih ediliyor, neler istiyor vatandaşlar? Takı mı daha çok, sarrafiye mi daha çok tercih ediliyor? Daha çok sarrafiye daha çok tercih ediliyor. Takılar da düğün sezonları açıldığından dolayı daha çok tercih ediliyor. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Cevdet Anteroğlu. Çok memnun olduk. Hoş geldiniz. Kaç yıldır kuyumculuk esnafı olarak çalışıyorsunuz? 25 yıldır bu sektördeyiz. Asıl sektörümüz gıda sektörüydü. Fakat şu anda kuyumcu sektöründe devam ediyoruz. 25 yıl oldu. Peki şimdi hemen soralım. Van'da caddeler oldukça hareketli. Peki işler nasıl özellikle? İşler iyi, fena değil. Genelde bizim misafirlerimiz çok oluyor. Misafir olarak İran, özellikle İran seyahate gelen, alışveriş yapmak isteyen müşterilerimiz oluyor. Bizim burada genelde 22 ayar çok satıyoruz. 22 ayar genelde bizim vazgeçilmez yani. Nasıl? Burada bir düğün olursa illahi kız evi 22 ayar istiyor. Bizim neler istiyorlar düğünde mesela? Kemer isteyen var. Örnek gösterebilirim. Kemer isteyen var, set isteyen var. Vallahi biz de şaşırıyoruz. Yani bu erkek evleri Allah yardım etsin. Yani nasıl işin altından kapıyor, biz de şaşırıyoruz. Yani. Kaç gram istiyorlar mesela? Yani bazı düğün var, emin olun 750 gramdan başlıyor. 1 kilo kadar isteyen oluyor. Yani normal ergonomi olarak genelde en çok sattığımız 250-300 gram civarında. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Erkan Ölmez. Erkan Bey, kaç yıldır kuyumculuk sektöründesiniz? Yani ben 90'dan beri bu işin içindeyiz. 90'dan beri maşallah diyelim. Büyük emekler vermişsiniz sektöre. Evet. Nasıl Van'da şu an? Caddeler oldukça hareketli. Sizin işleriniz nasıl? İşler iyidir inşallah. Yani işler memnunuz. Karabalıktır. Bir de düğün mevsimidir ya. İşler biraz, yani yaz, kışa göre biraz daha iyidir işler. Hı hı. Yani yoğunluk oluyor bayağı. Düğün sezonu açıldı. Evet, doğrudur. Neler tercih ediliyor? Daha çok Van'da düğünlerde, düğün alışverişinde neler alınır? Yani en çok Hint setleri, Dorika setler olarak,
Bilezik mesela. Yani bilezik de iyidir. Yani en çok setler gidiyor zaten. Setler gidiyor. Yani tam altın, çerçeve, zincir onlar gidiyor genelde. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Emin Yıldız. Mehmet Bey, kaç yıldır kuyumculuk sektöründesiniz? Yaklaşık 35 yıldır. Maşallah diyelim. Bayağı da olmuş, evet. Sektörümüze emek veriyorsunuz. Nasıl Van'da caddeler hareketli, işler nasıl? İyidir çok şükür. İşler iyidir. Bugün sezon açıldı mı? Daha açılmadı. Daha başlamadı. Tam açılmadı, evet. Peki özellikle düğünlerde Van'da daha çok hangi takılar tercih ediliyor? Düğün alışverişleri nasıl oluyor? Hint setleri, ondan sonra zincir, bilezik, burma bilezik. Aşağı yukarı ne kaç gram talep eder aileler? Yani bütçeye göre 200 gram, 150 gram setler. Ondan sonra bilezikler 20-25 gram. Yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Adım Caner, adı Güzel. Caner Bey, kaç yıldır kuyumculuk sektöründesiniz? Yani ben 30 senedir bu işin içindeyim. Daha öncesi de var. Abi gir falan bu işin içinde ama ben 30 senedir bu işin içindeyim. Özellikle Van'da daha çok hangi takılar ilgi görüyor? Hangi takıları satıyor? Bizde her türlü takı alışverişi oluyor. Herkesin bütçesine göre, modeline göre ürünlerimiz var. Hint, 14 ayarda, 22 ayarda ürünlerimiz mevcut. Şimdi özellikle bu bölgede altın seviliyor. Evet, düğünlerde çok seviliyor. Düğünlerde çok tercih. Neler istenir düğünlerde özellikle? Yani o da bütçeye bağlı bir şey. Herkesin bir kendi bütçesi var. O bütçeye göre isteniyor. İşte bilezik isteyen var, tam altın isteyen var, set isteyen var. Düğün sezonu ne zaman başlıyor Van'da? Başladı düğün sezonu düğünler? Başladı. Bugün geçerken bile düğünleri gördük. Düğün sezonu başladı. Artık şakışa kadar artık devam eder. İşte biz de bunun hazırlığını yapıyoruz. Fuar bunun önceliği oldu. İnşallah milletimize hizmet vermeye devam edeceğiz. İnşallah. Daha çok düğünde neler tercih ediliyor burada? Kız tarafı neler istiyor? Vallahi kız tarafı yani kişiye göre değişir ama şimdi 10 tane burma bilezik isteyen var. Bir tane büyük hint seti isteyen var. 3 tane küpesini isteyen var. Hiçbir şey istemeyen de var. Yani kişiden kişiye çok farklılık gösteriyor ama ağırlıklı olarak büyük bir hint seti alıyorlar. Bir 5-6 tane burma bilezik veya normal bileziklerimizden. İşte 5-6 tane kelle yüzük böyle kapatıyoruz. Tabii bir kişide. Özellikle peki Van'da siz ürünlerinizi nerelerden tedarik ediyorsunuz? Hangi illerden daha çok alışveriş yapıyorsunuz? Şimdi bizim önceliğimiz İstanbul. Maraş'a döndük. Maraş'ta deprem olunca tekrar İstanbul'a geri döndük. Şimdi İstanbul ürünleri de geliyor. Maraş ürünleri de geliyor. Trabzon'dan gelen de var. Adana'dan gelen ürünlerimiz de var. Tabii tüm ürünlerini biz ayar testini yaptırarak alıyoruz tüm firmalardan. Öyle kafamıza göre ya bu ürün güzelmiş, ucuz yazıyormuş diye almıyoruz. Hepsini ayarını yaptırarak alıyoruz ki kimse hakkı boynumuza geçmesin. O yüzden çok dikkat ediyoruz bu konulara. Çok dikkat ediyorsunuz. Son günlerde kuyumculuk sektörünü ilgilendiren konulardan bir tanesi de bu fiyat farkı oluştu. Makas oluştu alış satış fiyatları arasında ve özellikle serbest piyasayla televizyonlarda yazan fiyatlar diyelim. Bu nasıl etkiliyor sizi, işlerinizi? Bizim işlerimizi etkiliyor tabii işte. İnsanlarımıza bunu anlatamıyoruz. Şu an kapalı çarşıda, ayaklı borsa dediğimiz yerde 1 kilo külçe altını adam 10 bin lira işçilik ödeyerek alıyor. 15 bin lira işçilik ödeyerek alıyor çünkü altın yok şu an piyasada. Merkez Bankası'nın hepsini çekiyor. Merkez Bankası satışa sunarsa bir de tabii altın imalatane dediğimiz yer var, darphane dediğimiz bir yer var. Orası da şu an askıya almış, yavaşlatmış. Bunun sebebi de ne oluyor? Çeyrek piyasada yok, işçilik biniyor. Yarım piyasada yok, işçilik biniyor. Cumhuriyet piyasada yok, işçilik biniyor. Gram altın yok, işçilik biniyor. Şu an tam tersinde böyle bir kara borsa üretenler var. Büyük firmalar dediğimiz adam ton ton altını çekiyor, piyasaya sunmuyor. Piyasa sunmayınca altın yükseliyor. İşçilik makası biniyor. Bir anda fiyat bir dakika içerisinde 40'lara yükseliyor, 40'lara aşağı düşüyor. Yani şu an bir dengesizlik var. Seçimden sonra inşallah düzelmesini bekliyoruz. Bu da sizi bayağı bir o zaman zorluyor. Tabii yani. Bir ticaret yapıyorsunuz, altın satıyoruz. 10 dakika sonra bir yükseliyor, zarar etmişsin. Bağlayamıyorsun. İnan bazen altın satmak istemiyoruz. Yani diyoruz ki kapatıp evimize gitsek daha karlıyız. Değil mi? Aynen. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayırlı işler diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buna yanında bilezik olur, yüzük olur, pırlanta olur, kemer altın olur. Evet. Kemer de oluyor. Tabii evet. O zaman herhalde yaklaşık bir düğünde kaç, bir kiloya yakın mı altın istiyor? Yani hemen hemen bir kilo bir düğünde yani 1-2 milyonu bulur. Hı hı. Evet. Özellikle tabii
Bilezikler 22 ayar onlarda. Bilezikler 22 ayar. Evet. Peki daha çok ürünleri hangi illerden alıyorsunuz? Van'da üretim var mı? Yoksa mesela İstanbul'dan mı alıyorsunuz? Maraş'tan mı alıyorsunuz? Diğer illerden Van'da üretim var. Akaba kuyumculuk var. Akaba. 22 ayar bilezik çıkarıyor. Ve biz hep bundan alışveriş yapıyor. Bu ürünleri de İstanbul'dan alıyoruz. Borsa Gold. Borsa Gold. Evet. Sabah. Onlar da Hint takıları. Evet. Onun dışında özellikle tabii son olarak bu son dönemde altında bir makas aralığı oluştu biliyorsunuz. Evet. Biraz bir fiyat farkı oluyor. Doğru. O kuyumcu esnaflarımızı nasıl etkiliyor? Vatandaş size gelip bir şeyler söylüyor mu, soruyor mu? Biraz bizi etkiliyor. O makas aralığı çok farklı oldu. Yani sıkıntı yaşıyoruz. Ne gibi sıkıntılar oldu? Yani işte ne gibi diye bu aralarda şu anda cumhuriyet yok, çeyrek yok, yarım yok. Buna piyasada biraz seçimden dolayı bayramdan bu yana hiç yok. Şu anda derpanı çıkarmıyor. O sıkıntı yaşıyoruz şu anda. Evet. Vatandaşlar da herhalde bu ara sarrafiye bayağı alıyorlar. Sarrafiye alıyor. Bir de 24 ayar has. 24 ayar has. Mesele bu. Evet. Daha çok bunu yatırımlık olarak tercih ediyorlar. Yatırım evet. O yüzden diyorsunuz sarrafiyede biraz şu an sarrafiyede sıkıntı. Sarrafiyede şu anda sıkıntı yaşıyor. İnşallah seçimden sonra gelir yani haftaya salı çarşamba günü yani bakan açıklama yaptı, inşallah çıkarır, derpanı da çıkarır, piyasa rahatlanır inşallah. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun, hayırlı işler diliyoruz. Ben de teşekkür ederim, hoş geldiniz, eline sağlık. Neler istiyor kız tarafı mesela? Kız tarafı genellikle bilezikle set istiyor tabii bunun. Aynen. Sarrafiye istiyor. 22 ayar mıdır? 22 ayar genellikle tercihlerimiz 22 ayar oluyor. Bilezikler mesela nasıl, kalın mı, kaç gram bir bilezik? Yani özellikle kız tarafı kaç gram altın talep eder bir düğünde? Yani bir düğünde en fazla 300 gram, 400 grama yakın bir tercihleri oluyor. Aynen öyle efendim. Özellikle tabii son dönemde yatırıma yönelik de vatandaşların bir ilgisi var. Sarrafiye. Aynen öyle. Bayağı bir talep ediliyor. Sarrafiye özellikle ata cumhuriyet altınları, tam altın, bilezik, sarrafiye. Bu tarz şeyler bayağı bir tercih ediliyor şu an. Şimdi son dönemde yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması kapsamında katsiz. Onda da bayağı bir katkı oldu. Aynen bayağı bir şu an katsiz adene noktası Van'da iki kişi de var. Birincisi biziz. Ondan da bayağı bir talep alıyoruz şu an. Seçimi bekliyorlar aslında işin açıkçası. Hani bir seçim bir yatışsın daha çok inşallah. Ben bunun beklentisini bu yaz daha çok alacağımızı sanıyorum. Bir de yeni bir sistem. Yeni yeni oturmaya başladı. Yeni yeni insanlar tanıyor bu sistemi. İnşallah daha iyi olacaktır. Yani bunu, bu yaz dönemi daha iyi olacaktır. Tabii özellikle üzücü bir deprem yaşadık. Aynen. Bu olaydan sonra ondan herhalde vatandaşlar daha çok farklı oldu. Tabii şimdi dışarıdan, Maraş'tan, Antep'ten daha çok yoğunluk geldi buralara. Hani insanlarımız buraya geldi. Onlardan bayağı bir çok aldık. Bir son 10 gün önce işte bir talep alındı. Onun haricinde normal müşterimiz de getiriyor ürünleri. Biz de alıp bankaya yatırıp en sağlam olan da zaten bu bence. Ortamın durumu olmasından dolayı yani hırsızlık olayından yastık altının piyasaya daha iyi bir katkı sağlamasından dolayı bence en güzeli banka yatırılması. Fatih Bey son olarak da bu makas aralığını sormak istiyorum. Altında son dönemde biliyorsunuz bir makas aralığı oluştu. Evet bayağı bir şu an makasımız var. Bu da malum biliyorsunuz aniden düşüp yükselmesinden dolayı hani esnafın zarar olmamasından dolayı bence bu oluyordur. Ama bence seçimden sonra hemen bu durulacaktır. İnşallah daha iyi olacaktır bu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim. Hayırlı işler diliyorum. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani olmazsa olmaz bu takımız genelde Dubai'den geliyor bu. Özellikle ağır aileler yani zengin aileler bundan istiyor. Bunlar da 400 gram üzeri. Bir de bunun yanında bir kemer isterler. 22 ayarı var, 14 ayarları var. Genelde bizde 22 ayar gidiyor. Bunlara benzer birkaç tane takımız var yani böyle. Bunlar kaç gram oluyor? Bunlar da kemerler de 400 gram, 500 gram, 600 grama kadar çıkıyor yani. Yani set yaklaşık 1 kiloya yakın tutuyor. 1 kilo kadar yani 380, 400 bu, 780. Bilezikle beraber sağlık olsun 1 kilo eyvallah derler yani. Yani bir düğünde 1 kilo. Aynen öyle. O zaman erkeklerin işi zor yani. Aynen. Evlenmek isteyen erkek. Ağır, gerçekten ağır. Bir de bizim burası yöresel çok aşiret ya. Aşiret deyince adam düğünde mutlaka kendini göstermesi lazım. Yani ben bu düğünde varım diyor. Altını mutlaka takması lazım. Kız evi biraz nazevi oluyor. Ne yazık ki. Batı gibi değil. Batı maşallah bir tane yüzükten
veya bir küçük setle, gündelik bir setle kendini kurtarabiliyor ama bizim burada kurtaramıyor yani maalesef. Şöyle ağzınız elinize baktığınız zaman 100 gramları siz zor satarsınız orada. Evet. Çünkü bir tane bilezik nereden bakarsa 150 milyara yakın bir paradır yani bir tanesi. Değil mi? 100 gram bu. 100 gram evet. Bunları bile siparişlerine getirtirebiliyoruz. Evet. Yani burada en çok o zaman 22 ayar ve biraz 22 böyle. Genelde 22 ama benim dışarıda işte dışarıdan gelen doktor kafilesi var, polis arkadaşlar var, şey var. Genelde bizde 14 ayar da çok güzel çeşitlerimiz var, satıyoruz. Karşıladı zaten. Onlar da çok satıyoruz. Onlar da müşterimiz, gerçekten iyi müşterilerimiz var. Hatta bazen Bursa'ya gider, Cevdet tabi işte ben fiyat söylüyorum. Bizim buradaki rekabet düzeyi olduğu için bizim fiyatlarımız şu anda İstanbul'dan da daha ucuz diyebilirim. Çünkü burada 60-70 tane kendini bilen kuyumcu sektörümüz var yani. Hakikaten iyi şeyler yapıyoruz memleket açısından. Yalnız sadece bu makas aralığı da yani gerçekten bu düzelirse biz kendimize çeki düzen vereceğiz inşallah. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Tekrar. Sağ olun. Sağ olun. Daha çok herhalde 22 ayar. 22 ayar, 24 de gidiyor yani. Evet. Peki özellikle tabii buraya İran'dan da pek çok misafir geliyor. Onların nasıl kuyumculuk alışverişine ilgisi? İranlılar burada alışveriş yapmıyor. Kuyumculukta yapmıyorlar. Pek yapmıyor, evet. Herhalde onların şey mi, ayarı mı biraz farklı? İran'ın altını 18 ayar. 18 ayar. Evet. Burada daha çok 22. Evet. 22-14. Evet. Tabii özellikle son günlerde bir konu da altında bir makas aralığı oluştu. Alışla satış arasında biraz. O nasıl etkiliyor kuyumcu esnafı? Şöyle bir durum yani böyle yükseldiği zaman kuyumcular toptancılara çalışıyor. Yani onlar işçilik bırakıyor. Kar marjımız düşüyor. Biz bir de düşürüp yükseltiyorlar. Ondan dolayı bazen zarar ediyoruz. Satış yapıyorsunuz ama zarar ediyorsunuz. Zarar ediyoruz, evet. İş yapıyorsunuz, zarar ediyorsunuz. Aynen, evet. Özellikle son günlerde de vatandaşın herhalde yatırımlık altına biraz, sarrafiyeye ilgisi var. Baya baya talep var, evet. Peki sarrafiye temininde bir sıkıntınız var mı? Bu aralar oluyor, evet. Piyasalar herhalde çeyrek, yarım pek... Şu an pek bulunmuyor, evet. Bulunmuyor. Evet, o toptancılar birden hepsini alınca yüksek fiyata satıyorlar. Bir de işçilik biniyor o zaman. İşçilik biniyor tabii ki. Ondan dolayı sıkıntı oluyor, evet. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı işler dileriz. Sağ olun, teşekkürler. Özellikle düğün alışverişlerinde kaç gram bir alışveriş oluyor? Yani en az 400-500 milyarı bulur. 500-200 milyar ile 5 arası bulur düğün alışverişi. Herkesin maddi durumuna göre değişebiliyor. Peki özellikle daha çok bu bölgede tercih 22 ayar mıdır? Yani 22 de hani 14 biraz daha çok gidiyor. 22 biraz pahalıdır ya. Hani 14 daha sürümü daha çoktur. Şimdi 22 diyelim 500 milyar tutuyor. 14 200 milyar, 150 milyar. Millet 14'ten daha yana. Tabii zenginler 22'den yana. Yani 14 daha çok gidiyor. Yani 14 Hint setleri daha fazla gidiyor. Peki son dönemde özellikle vatandaşın bu sarrafiye yönelik, yatırımlık altına yönelik de bir talebi oldu galiba. Yani, burada da var mı? Van'da da var mı? Van'da çok var tabii. Van'da yani millet çok alıyor. Yani altın yükselmesine rağmen millet çok altın alıyorlar. Herhalde yükselme beklentisi devam ediyor. Tabii tabii. Öyle seçimden sonra yükselebilir de yani. Sarrafiyede bir sıkıntı var mı? Yani özellikle çeyrek, yarım, yani, tam? Biraz, tabii biraz var yani gelmiyor. Yükseliyor yani bu derpane yetiştiremiyor. Yani, talep de var. Talep de çok olduğu için yani biraz sıkıntılı var ya tabii sıkıntısı var. Son olarak da bu makas aralığını sormak istiyorum. Altında son dönemde bir makas aralığı oluştu. O nasıl etkiliyorsun işlerinizi? Yani bazen satıyoruz bakıyorsun yani 200-300 lira birden yükseliyor birden düşüyor. Yani bazen zarar ediyoruz bazen kar ediyoruz. Ondan yani biraz fark var yani. Yani fiyatlar oynuyor ya yani fiyatlar yani birden yükseliyor birden düştüğü için biraz gerçi zararımız da oluyor gerçi. Ama yine... zaman zaman zarar ediyoruz. Tabii tabii. Herhalde önümüzdeki günlerde bu sorun tabii çözülür inşallah. Bir seçimden sonra çözülür olabilir. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Peki özellikle ürünlerinizi nereden tedarik ediyorsunuz? İstanbul'dan mı, Maraş'tan mı, Adana'dan mı? Biz çoğunlukla İstanbul'dan, evet. İkincisi Maraş'tan. Bu iki yerden alıyoruz. Daha çok oralardan. Aynen, aynen. Bir de son olarak son günlerde bu makas farkı var biliyorsunuz. Aynen. O sizi nasıl etkiliyor? İşleri nasıl etkiliyor? Yani bizim çok algılayamadığımız ama çok büyük farkların döndüğü bir hesap var. Bunu hem biz Zinnet grubunda da görüyoruz. Hem altında da. Ama enteresan bir şey bu makas farkına rağmen alış satışta yapabiliyoruz.
Vatandaşın ilgisi var herhalde. Var, var. Daha çok sarrafiye yönelik bir takviye. Sarrafiye yönelik bir alışveriş oluyor. Sarrafiyede tedarik sıkıntısı yaşıyor musunuz? Yaşıyoruz. Şu an sıkıntı mı? Var. Cumhuriyet, Zinnet, Çiçeği Tam, Yarım Çeyrek hepsinde sıkıntımız var. Sıkıntı var. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Diyorum.